Beta hesaplanırken CM eşittir 1.0 alınmalıdır. Bu da denklem 7.28'in altında yazıyor. Madde madde TS500'ün anlatımı arkadaşlar buralar. Ancak serbest Gerçekten boyuyla bulunan narinlik oranı LK bölü I 35 bölü kök içinde ND bölü FCK AC olarak olan kolonların hesap momentinin bulunmasında beta ve beta S değerlerinin çarpımı kullanılır. Bu da denklem 7.29 arkadaşlar. Denklem 7.29. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Denklem 7.29. 7.29. Bu da son paragrafın son cümlesi olarak TS500'de mevcut. Beta bir kolon için moment büyütme katsayısı. Beta S tüm kat kolonlarını kapsayan moment büyütme katsayısı. ND kolonun hesap eksen yükü. NK kolonun burkulma yükü. Toplam ND kattaki kolonların hesap eksenerliklerinin toplamı. Toplam NK kattaki kolonların burkulma yüklerinin toplamı. Peki burkulma yükü ne? Mukavemetten de hatırlarsınız. Pi kare EI bölü LK kare diye bir formül vardı. Euler denklemi. Pi kare EI bölü LK kare. Bu da arkadaşlar TS500'de denklem 7.19. Önemli kolonun etkili eğilme ciltliği EI hesabı için TS500'de önerilen iki yaklaşık bağıntı aşağıda verilmiştir. 0.4 ECIC 1 artı RM veya 0.2 ECIC artı ESIS bölü 1 artı RM. Bu 0.4 ile olan 7.21, diğeri ise 7.21. 20 arkadaşlar. Bu denklemler TS500'de mevcut. EC betonun elastisite modülü. IC tüm brüt beton kesitinin atalet momenti. RM sünmeye bağlı bir katsayı. ES çeliğin elastisite modülü. IS kolon boyuna donatısının beton kesiti ağırlık merkezine göre atalet momenti. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz geçen yıl diğer bazı arkadaşlarınız yaptığı hatalardan biri. Bakın buraya EI diyor. Gördünüz. Bu EI'yi beton sınıfı ve kesitin ataleti olarak direkt işleme koymuştu geçen yıl bazı arkadaşlarınız. Yani bu dediler ki elastisite modülü işte C20, C30, C25 ne verilmişse beton. Onun elastisite modülünü hemen yazdılar. I olarak da kolonun atalet momentini yazdılar oraya. Buradaki EI arkadaşlar hesapla bulunuyor bakın. İki tane yaklaşık bağıntı var. Yani direkt bir işlem yaparak buluyorsunuz. Elastisite modülünü direkt getirip yazmıyorsunuz ki buradaki EI değerleri formülleri daha doğrusu denklem 720, 721'de de size verilmiş. Buna dikkat edin. İki formül boyuna donatının 0.01 ile 0.02 arasında olduğu durumlarda oldukça iyi sonuçlar vermektedir. Ancak donatı oranının daha fazla veya narinliğin çok büyük olduğu durumlarda eğilme ciltliğinin donatının da dikkate alınması ve ikinci formülün kullanılması yararlı olur. Şöyle bir şeye gidebilirsiniz mesela siz mezun olduktan sonra tasarım yaparken buradaki bu formülleri kullanmak için daha doğrusu ilk formülü kullanmak için donatıyı çünkü elle yapmanız daha kolay. İkincisinde donatı oranı, donatı filan da giriyor. İlk formül biraz daha basit. Yaptığınız projelerde donatı oranını nasıl %1 ile %2 arasında tutabilirsiniz arkadaşlar. Böylece daha kolay bir elle tahkik yapma imkanınız olur. TS500 2000'e göre sünme ile ilgili katsayısı RM. Bir tane daha var bakın burada bir RM vardı.
EÖ'yü hesaplarken iki formülde de var. RM yatay ötelenmenin önlenmiş ya da önlenmemiş olmasına göre iki ayrı biçimde hesaplanır. Her şey arkadaşlar ilk başta yatay ötelenmesi önlenmiş mi önlenmemiş mi bu sistemin ona bağlı olarak ilerliyor. İki ayrı biçimde hesaplanır. Yanar sistemlerde RM kalıcı hesap eksenel yükünün yani NDG NGD eşittir 1.4 NG hesap eksenel yüküne ND'ye oranıdır. Şimdi bu arkadaşlar nokta 22 formülü. TS500 7.22 ND salt düşey yük birleşimlerinden alınmalıdır. Yanal ötelenmesi önlenmemiş sistemlerde RM tüm kat için hesaplanmalıdır. Bu tür sistemlerde RM kesme kuvvetleri cinsinden tanımlanır. RM eşittir toplam VGD bölü toplam VD. nokta 23 denklemi TS500. Toplam VGD kat kolonlarında kalıcı yük nedeniyle oluşan kesme kuvvetlerinin toplamı, kat kolonlarını etkileyen hesap kesme kuvvetlerinin toplamı. Bunlar da arkadaşlar dediğim gibi 7.23 denkleminde size verili. Şimdi arkadaşlar karışık gelmesin dediğim gibi sadece yatay ötelenme önlenmişse kullanacağınız bazı formüller var. Yatay ötelenmesi önlenmemişse kullanacağınız bazı formüller var. Özet olarak bunu konuyu özetlersek özellikleri birbirine yakın olan kolonlar gruplandırılır. Gruptan en kritik görülen kolonun alan payı bulunur. Bulunan alan payı 1,5 ton bölü metre kare veya kat edilir çarpılarak yaklaşık ND bulunur. Ön tasarım bu. Kolonun kesit alanı deprem yönetmeninde verilen üst sınır ND ile kontrol edilir. Eskiden 0,5 oldu. Yanal ötelenmeyi önleyen perde duvarlar yoksa ve yapı birinci veya ikinci derece deprem bölgesinde ise yukarıda bulunan kesit alanı %30, %50 arttırılmalıdır. Sanayi yapısı bu arkadaşlar bir yerde yazılı değil. Tecrübeye dayalı. Sanayi yapısı veya köprü gibi tek katlı ve büyük açıklıklı yapılarda moment etkileri çok etkin değerlerde olacağından kolon kesitlerinin minimum değerin 2-3 katı civarında alınması gerekebilir. Kesin tasarım aşamasına geçtiğimizde çeşitli yük türleri için düzenlemeler ve yapısal çözümleme ayrı ayrı yapılır. Bu yük birleşimleri için bulunan iç kuvvetlerin hesap değerleri bulunur. Her yük birleşimi için fi hesaplanır. Her yük birleşimi için. Neydi arkadaşlar? 0,05'ten küçük mü büyük mü? 0,05'ten küçükse yanal önlenmiş sayılır. 0,05'ten büyükse yanal ötelenme önlenmemiştir. Yanal ötelenme önlenmişse kullanacağımız formüller başka. Önlenmemişse kullanacağımız formüller başka. Kolonların atalet yarı çapı hesaplanır. İ. Her kolon için alfa 1 ve alfa 2 bulunarak K hesaplanır. Kolon serbest yüksekliği Ln hesaplanır. Ve kolon etkili boyu LK eşittir. K çarpı Ln bulunur. LK bölü i verilen sınırların altında ise ikinci mertebe etkisine gerek kalmaz. Kolonlar için burkulma yükü hesaplanır. Eğer yanal ötelenme önlenmişse beta hesaplanır. Hesap momenti bulunur. İşte beta veya beta s olarak. Hesap eksenel yükü daha önce bulunmuştu. ND onda bir arttırım yok. ABA giriyoruz arkadaşlar. Fakat bu sefer ND değil beta ile çarptığımız ND üstüne giriyoruz. BH kare FCD. ND bölü BH FCD hesaplanarak uygun ABAK'tan donatım seçilir. Deprem yönetmeliği ve TSE konuları minimum koşullar bunlar arkadaşlar. Bir de size eğer şey aldıysanız kaynak kitap aldıysanız arkadaşlar, onda da Nalinlik hesabı ile ilgili
şeyler vardır. Örneğin Adem Doğan Gün Hoca'nın kitabı var mı arkadaşlar elinizde? Adem Doğan Gün Hoca'nın kitabı olan var mı? Şu anda yanında. Şimdi Atıf Gül. Bendeki 15. baskı, sendeki büyük ihtimal daha yeni baskıdır. Kolonlarla narin kolon tasarımı diye ben de 540. sayfada bir algoritma yapmış. Bir algoritma yapmış arkadaşlar. Yani yapacağınız işlemlerin sırasını gösteren bir algoritma var. Yanal ötelenme önlenmiş mi önlenmemişse okları takip ederek hangi formülleri kullanacağınızı gösteren bir algoritma var burada. Nalin kolon tasarımı diye. Bu algoritmayı paylaşırsan arkadaşlarında ya da diğer arkadaşların da almışsa faydalı olabilir. Çünkü madde bizim sunumdaki satır satır yazılan şey burada oklarla gösterilmiş arkadaşlar. İşte yanal ötelenme önlenmiş mi önlenmemiş mi? Önlenmişse ne yapacağız? Önlenmemişse ne yapacağız gibi tek evlilikli, çift evlilikli işte kullan şu şart sağlandı, bu şart sağlanmadı gibi algoritma haline getirmiş. Buradan da faydalanabilirsiniz. Şöyle yapayım İsmail, taratayım bunu, ben sana göndereyim o sayfayı. Oldu mu? Yalnız işte eski şey dedim ben buna. Eski versiyonu. Arkadaşınızınki daha yeni olabilecektir. O yüzden ondan alabilirsiniz dememin sebebi ondandı. İsmail gönderdim. Ulaştı mı sana? Yani arkadaşlar, ötelenme önlenmiş mi önlenmemiş mi? Önlenmişse bu formülleri uygulayacaksınız. Önlenmemişse bu formülleri, diğer formülleri uygulayarak beta katsayısı buluyorsunuz. Bu bulduğunuz beta katsayısıyla işte narinlik ihmal edilir mi, ihmal edilmez mi ona bakıyorsunuz. İhmal edilmiyorsa beta katsayısı bulup daha doğrusu yapı statiği çözümden bulduğunuz momenti bir katsayıyla beta katsayısıyla arttırıyorsunuz. Çünkü narin olduğu için yanal ötelenmelerden dolayı ek moment oluşuyor. Bu ek momentiniz sizin yapı statiğinden bulduğunuz momentten daha fazla. Bunu arttırıyor. Bu artışı bulmak için yapıyoruz. İşte katsayıyla bir arttırım yapacağız. Diyelim ki yapı statiğinden bulduğunuz moment 10. Bir katsayı buluyorsunuz burada. 12-13 ton metre gibi bir değeri çıkartıp ona göre hesap yapıyorsunuz. Mantık olarak bu. Sadece denklemlerde ve çözüm yaparken arkadaşlar, özellikle tekrar söylüyorum. Çözüm yaparken, işlem yaparken birimlere dikkat edin. Geçen yılki sınavlarda da en fazla yapılan hata birimdi arkadaşlar, birimler. Görüyorsunuz yani işte EC, IC artı ES, IS bölü RM bir sürü katsayı yani bir sürü ifade var, bir sürü simge var orada. Bunların birimlerinin aynı olmasına dikkat edin, yoksa farklı farklı sonuçlar bulursunuz. Tekrar söylüyorum, birimlere dikkat edin.
İsmail, sen arkadaşlarınla paylaşırsın. Tamam. Sizdeki örneklerde son iki soru narinlikle ilgili arkadaşlar. Son iki soru narinlikle ilgili. Tamam mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey olursa yazın. Yani sırasıyla bazı formülleri sırasıyla uyguluyorsunuz. En sonunda bir beta katsayısı çıkıyor. Çıkmayabilir. Şöyle ki, narinlik ihmal edilebilir. Çıkarsa sonucunuz zaten katsayınız 1. Narinlik ihmal edilemezse katsayınız 1'den büyük bir değer çıkacak arkadaşlar. Sadece işlemleri sırayla uyguluyorsunuz. Örneğe bakın. Sınav oluncaya kadar, sınav süresine kadar da telefonda, mesajda ulaşın, yapamadığınız yerleri konuşalım, üzerinden bakalım. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Daha önce söylemiştim, ödevi de söyledim. Ödevde belli bir oranda işleme katılacak arkadaşlar. Bilmiyorum. Daha şu an ders devam ediyor İsmail. Yarın öbür gün bilmiyorum. Bakacağım artık ne çıkarsa. Sonradan katılmanızın bir şeyi yok. Sistem kendisi bakacak. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.